Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak okumuş olduğum Şems suresi 5 ila 10. ayetlerinde bizlere şöyle buyuruyor: Göğe ve onu bina edene, yere ve onu döşeyip yayana yapana, nefse ve onu biçimlendirene, sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir. Değerli kardeşlerim, Şems suresi yeminlerle başladı. İlk 4 ayeti bundan önceki programımızda sizlerle paylaşmıştık. 5. ayetten itibaren Yüce Rabbimiz yine yeminlere devam ediyor. Sonra bu yeminlerin sonunda esas dikkat çekmek istediği başka bir konuyu gündeme getiriyor. Önce yeminlere devam edelim. وَالسَّمَيْ وَمَا بَنَاهَا Yüce Rabbimiz buyuruyor ki göğe ve onu bina edene yemin olsun ki. Sevgili kardeşlerim, yeminlerin yemin edilen şeye dikkat çekmek olduğunu ifade etmiştim. Tabi birçok manaları var yeminlerin. Ve yemin edilen şeyin Rabbini Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor. Yani kendisini bize hatırlatıyor bu yeminler vasıtasıyla, hem de yemin edilen şeyin önemi üzerinde onun Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birine nasıl delil olduğu konusunda düşünmemizi bizden istiyor demiştim ki bütün yeminlerde bunları bu şekilde düşünmek mümkün sevgili kardeşler. Şimdi bakınız, burada gökyüzüne ve onu bina edene dikkatimizi çekiyor. Sevgili kardeşlerim, gökyüzü bir tablo değildir. Gerçektir. Milyarlarca yıldızların, yıldız kümelerinin, galaksilerin, saman yollarının, güneş sistemlerinin var olduğu bir alemdir gökyüzü. Aslında dünyamız da bu gökyüzü içerisinde işte bizim yaşadığımız küçücük bir küredir. Ama biz dünyadan baktığımız için dünyamızın üzerinde gördüğümüz şeyi gökyüzü olarak nitelendiriyoruz. Halbuki dünyamızın alt tarafında da insanlar yaşıyor yani bize göre ve orada da bir gökyüzü var ve dünya da bu gökyüzü içerisinde bir küredir. Küçük bir gezegendir sevgili kardeşlerim. Gözümüzü çevirip de şöyle bir gökyüzüne baktığımızda gökyüzünde mükemmel bir düzenin olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa gözümüzü çevirip baksak, her gece gözümüzü çevirip baksak bir çatlaklık, bir aksaklık, bir düzensizlik göremeyiz orada. Görmüyoruz. Zaten bir bozulma, bir düzensizlik olmuş olsaydı, görseydik, o zaman bu kainatın sahibinin bir olmadığını düşünecektik sevgili kardeşlerim. Madem ki böyle bir düzen var, böyle bir intizam var, bu gökyüzünü böyle düzenli ve intizamlı sağlayan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir Allah var. Her şeyi düzenleyen bir nazam var sevgili kardeşlerim. Nakış nakış süsleyen her şeyi bir nakkaş var. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini, sıfatlarını burada saymamız ve düşünmemiz mümkündür. Değerli kardeşlerim, gökyüzünü taklit eden bir ressamın tablosuna bir insan bakıyor. Yıldızlar yapmış mesela, ay yapmış, güneş yapmış ya da işte dünyadaki bir takım şeyleri taklit eden bir ressamın
tablosuna bakıyor ve o ressamı övüyor. Övgüyle bahsediyor. Hayranlık duyuyor o ressama karşı. Diyor ki ne kadar güzel bir gökyüzü resmi yapmış. Resim bu. Resimden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Ve insanda böyle güzel bir şey yapana karşı takdir etme, onun sahibini methetme duygusu da var. Ama aynı insan bir taraftan tablodaki efendim taklit olan bir şeyi överken onun gerçeğinin farkında olmazsa, gökyüzünün sahibinin farkında olmazsa, bu yıldızları gerçek olarak oraya yerleştirenin kim olduğunu düşünmezse sevgili kardeşlerim, bu insan kendi aklıyla çelişiyor demektir. Aklın çelişmezliği prensibi diye bir şey var. Akıl kendisiyle çelişmez. Eğer bir yerde bir şey doğruysa başka yerde de o doğrudur. Tablonun sahibi varsa sevgili kardeşlerim, tabloyu yapan birisi varsa gökyüzünde yapan birisi vardır. Evimizi yapan, evimize bir tavan yapan bir usta varsa dünyamızın tavanı olan gökyüzünü de yapan birisi vardır ve ona gücü yeten birisidir o. Herhangi bir kişinin böyle bir şeyi yapması mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Bunu söylemek dahi abestir. Dolayısıyla işte bu tefekkür, gökyüzlerindeki bu düşünme Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın birliğini, Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu, maliki olduğunu bizim zihinlerimizde tespit edip yerleştiriyor. Ona olan imanımızı efendim tahviye ediyor, kuvvetlendiriyor sevgili kardeşlerim. Sonra gökyüzü var da bir de bizim yaşadığımız dünya var. Hemen Yüce Rabbimiz nazarımızı gökyüzünden alıyor, yaşadığımız dünyaya çeviriyor. Yani gökyüzünde de çok fazla tefekkür edip de orada boğulmamızı istemiyor ayrıntılar üzerinde. Hemen nazarımızı dünyaya çeviriyor. وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا Yani yere ve o yeri döşeyip yayana yemin olsun ki. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Yani yeryüzünü insanların yaşamasına elverişli kılan kim ise ona yemin olsun. Allah'tır. Neden Allah'tır? Çünkü insanı yaratmış, diğer canlıları yaratmış ve bu canlıların hepsini insan hizmet ettiriyor ve bütün onların yaşamasını elverişli bir dünya yaratmış. Dünyayı sadece kayalıklardan ibaret yapmamış. Dünyayı sadece dağlardan ibaret yapmamış. Dünyayı sadece ovalardan ibaret de yapmamış. Ve dünyayı sadece sulardan, denizlerden, göllerden, nehirlerden de ibaret yapmamış sevgili kardeşler. Hepsini dengelemiş. Hepsini dengelemiş ve hepsine ayrı özellikler vermiş ve hepsi insanın şu dünyada güzelce yaşamasını temin etmek için mükemmel bir dizayn ve projeyle projelendirmiş ve icra safhasına koyulmuş, yapılmış ve hala da efendim yaratılmaya bu dünyamız ve insan hala da yaratılmaya devam ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın o her şeyi düzenleyen, her şeyi gücü yeten kudret eli dünyamızın üzerinde işlemeye devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Kıyametten sonra artık tabii dünya yok olacak. Dünya ahirete dönüşecek. Ve Cenab-ı Hak tabii orayı yine kendi projesi ve kendi istediği şekilde mükemmel bir, ebedi bir alem olarak inşa edecek. Cenab-ı Hak kendi rızasını erip de o ebedi cennetinde ebedi bir şekilde onun cemalini görerek orada yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin sevgili kardeşlerim. Üçüncü ayette وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا Bakınız Yüce Rabbimiz ayetlerde dikkat ederseniz kısa kısa ifadeler kullanıyor. Hani Mekke'de inen ayetlerdir bunlar demiştim. Dikkatlerimizi farklı farklı şeylere çekiyor. Efendim hemen bugünkü okuduğumuz yerlerden bahsediyorum. Hemen gökyüzünden bahsetti. Sonra hemen yeryüzüne dikkatlerimizi çekti. Arkasından yeryüzünde yaşayan insanın nefsine dikkat çekiyor sevgili kardeşlerim. Bir anda en geniş daireden en küçük daireye insanın kendisine geldi. Tefekkürü artık insan kendi üzerinde yoğunlaştırmalı. Yani kainatı Allah yaratmış, güneşi Allah yaratmış, geceyi Allah yaratmış, gündüzü Allah yaratmış, gökyüzünü Allah yaratmış, dünyayı Allah yaratmış. Peki bütün bunları yaratmasının hizmet ettiği bir kişi var. Bir amacı var. O nedir?
Bütün bunların hepsinin insana hizmet etmesidir. Peki insan nasıl bir varlıktır? İşte burada insana ve insanın çok önemli birkaç özelliğine, imtihan sırrıyla alakalı daha sonra birkaç özelliğine Yüce Rabbimiz dikkat çekiyor. Nefse ve onu düzeltene, biçimlendirene yemin olsun ki. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Sevgili kardeşlerim, nefis kelimesi Arapçada, Kur'an-ı Kerim'de birçok manalara geliyor. Efendim, bunlar insanın kendisi, varlığı, şu vücudu, hem de insanın ruhu, nefsi gibi çok çeşitli manalara gelmektedir. Tabii bunların hepsini de Yüce Rabbimiz bu nefis kelimesiyle kastetmiş olabilir. Allahu alem biz sevap. Bununla tabii neyi kastettiğini en iyi bilen, en doğru bilen kimdir? Yüce Rabbimizdir. Ancak bu da bir Arap dili içerisinde kullanıldığı için bunun manalarını biz sizlerle paylaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Buna göre nefsi şekillendirmek, düzenlemek hangi anlamlara gelebilir? İnsanın azalarının düzgün hale getirilmesi sevgili kardeşlerim. Bakınız birçok azalarımız var. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, efendim bunlar gördüğümüz azalarımız, iç organlarımız var. Efendim işte gözümüzün görmesi, kulağımızın duyması, dilimizin tad alması, dilimiz, hayalimiz, sevme duygumuz, bir sürü latifelerimiz, saydığımız sayamadığımız. İnsanın bedenine ve ruhuna takılan birçok cihazlar, maddi ve manevi cihazlar. İşte bütün bunların hepsini efendim düzelten, biçimlendiren, bir şekle koyan, insanın istifade edeceği bir hale getiren kim? Allah. İşte buna dikkat çekiyor Yüce Rabbimiz. Nefse ve onu düzeltip biçimlendirene yemin olsun ki. Yani insanın kendisi de tesadüfen meydana gelmemiş. Güneş tesadüfen meydana gelmemiş. Efendim gece gündüz tesadüfen meydana gelmiyor. Ay tesadüfen meydana gelmiyor. Önceki ayetleri şöyle bir düşünecek olursak. Bugünkü okuduğumuz ayetlerde gökyüzü tesadüfen meydana gelmiyor. Dünya tesadüfen meydana gelmiyor. İnsan, kainatın içerisinde insana baktığımız zaman bir zerre kadar daha yer teşkil etmiyor madde itibariyle. Ama Allah'a muhatap olmuş bir varlık insan. Böyle bir insanın da bu kainat sahibinin yaratmış olduğu bir canlı varlık olması, akıllı bir varlık olması hemen bu tefekkürün neticesinde ortaya çıkacak olan bir şey sevgili kardeşlerim. Yani her şeyi Allah yaratıyor da insan haşa tesadüfen meydana geliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama bunların hepsi bir bütün. Yani insanın yaratıcısını inkar eden kainatın da yaratıcısını inkar eder. Gökyüzünün yaratıcısını inkar eder ki hepsi bir çünkü. Bunların hepsi birbiriyle bağlı olan şeyler. Sevgili kardeşlerim bunu bu şekilde düşünmek gerekir. Tabi burada nefis kelimesinin nekre olarak kullanılması, yani belirsiz bir isim olarak kullanılması Arapçada diyelim, nefsin büyüklüğünü ve çokluğunu göstermek içindir denmiştir. Yani bu nefisler birinci derecede peygamberlerin nefisleri, Hazreti Adem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin nefisleri olarak ifade ediliyor. Tabi tefsircilerimizin genel kanaati bu nefisle kastedilen şey cinstir derler. Yani insanın genel olarak nefsinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Çünkü bütün insanların hepsine Yüce Rabbimiz bu özellikleri veriyor. Nefsi şekillendiriyor. İnsanın ruhuna, efendim bedenine çok mükemmel, çok güzel maddi ve manevi cihazlar takıyor insanın bu dünyada yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Sonra bütün insanı bu şekilde yaratan Cenab-ı Hak başka ne yapıyor? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Peki neden insanı, kainatı yaratmış? Neden Yüce Rabbimiz kainatın içerisinde dünyayı, dünyada insanı yaratmış ve insanı kendisine muhatap almış? Bunun bir cevabı var. O da insanı imtihan etmek için. Dönüyor dolaşıyor ayetler. İnsanın imtihanına geliyor sevgili kardeşlerim. Peki bu imtihan için ne olması gerekir? İnsanın iyiliğe de kötülüğe de kabiliyetinin olması gerekir. Efendim, çünkü bir insanın iyilik mi kötülük mü yapacağını bilmek için iyilik ve kötülüğün var olması gerekir ki, insanın da ona bir kabiliyetinin olması, bir meylinin olması gerekir ki, acaba insan hangisine yönelecek diye bakacaksınız ve insana bir imtihana tabi tutacaksınız. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bu ayette diyor ki, فَاَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Yani fücur ve takvayı Allah ilham etmiştir. Fücur ve takvayı Allah ilham etmiştir. İnsanın içerisine efendim bunları da koyan Yüce Rabbimizdir.
Çünkü bir insanın imanlı olup olmaması, salih amel işleyip işlememesi bu fücur ve takvanın insanın içine koyulmasına bağlıdır. Fıtratına koyulmasına bağlıdır. Fücur dediğimiz şey hak yolundan çıkıp kötülük ve isyana düşmek sevgili kardeşlerim. Takva da insanın imansızlık, şirk, nifak ve kötü amellerden sakınması demektir. Bütün bu meyilleri, bütün bu efendim hususları insanın içerisine Yüce Rabbimiz koymuştur. Koymasa biraz önce söylediğimiz gibi imtihan olması mümkün değildir. Yani Cenab-ı Hak insanın kötülük yapıp yapmadığını nasıl bilecektir? Kötülük alternatif olacak ki insan o kötülüğü yapmayacaktır. Tabii iyiliğe karşı insanın içerisinde bir meyil olacak, onda bir kabiliyet olacak ki insanın iyilik yapıp yapmadığı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu kabiliyeti veren Allah'tır. İmtihan sırrı için vermiştir. Efendim neden vermiştir? Verdiği için kötülüğe kabiliyeti birçok insan imansızlığı seçiyor, kötülüğü seçiyor diyebilirsiniz. Evet seçiyor. İşte zaten imtihan da burada belli oluyor sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak kötülüğü yaratıyor, iyiliği yaratıyor, bu kabiliyeti veriyor ama insanı iyiliğe teşvik ediyor. Diyor ki sen bir imtihandasın. Bak önüne kötülük de gelecek, iyilik de gelecek. Sen iyilikleri tercih et ki efendim benim rızama nail olasın ve benim cennetimde benim ebedi sonsuz nimetlerime mazhar olasın diyor Yüce Rabbimiz. Ayetlerinde hep insanları buna teşvik ediyor. Bu imtihan sırrı. Sonra قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَ O nefsi temizleyen kimse gerçekten kurtuluş ermiştir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani neden temizleyen nefsini? Nefsini kötülüklerden temizleyen, en başta şirkten temizleyen sevgili kardeşlerim, küfürden temizleyen, nifaktan temizleyen. Yani Allah'a ortak koşmayacak bir şeyi, Allah'ı inkar etmeyecek ve iki yüzlü olmayacak imanında. Yani dıştan müminlere karşı imanlı gözüküp de kalbiyle imanı tasdik etmemek gibi bir durumda olmayacak. Bütün bunların hepsi insanın nefsini kirleten şeylerdir. İşte bu kirlerden, bu inançsızlık ve küfür ve kötü amel kirlerinden insanın kendisini temizlemesi gerekir. Daha doğrusu sevgili kardeşlerim, insan bundan temizlenmeyi niyet eder, temizlenmeyi ister. Cenab-ı Hak da bu temizlenmeyi insanda yapar. Çünkü insan ister, Allah da onu o insanın istediği gibi yaratır ve insan tertemiz bir kul olur. Ve son ayette değerli kardeşlerim وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَ buyuruyor. Yani nefsi korumayıp onu günahlarla alçaltan hileci kimseler ise gerçekten hüsrana düşüp zarar eden kimselerdir diyor ayet-i kerime. Değerli kardeşlerim, insan iradesini inançsızlıktan yana kullanırsa, efendim nifaktan yana kullanırsa, şirkten yana kullanırsa, kötü amellerden, büyük günahlardan yana kullanırsa ne yapmış olur? Nefsini korumamış olur. Günahların içerisine daldırmış olur. İmansızlığın içerisine daldırmış olur. Değerli kardeşlerim, bu da ayette ifade edildiği gibi insanın hüsranına sebeptir. Bu insan farkında olsun olmasın hem dünyada hüsrana uğramıştır, uğrayacaktır, hem de ahirette ebedi bir hüsrana uğrayacaktır. Bunun için imtihan edildiğimizin farkında olmamız lazım. Bu ayetlerin, bugünkü okuduğumuz ayetlerin bize verdiği mesaj bu. İmtihan edildiğimizin farkına varmalıyız sevgili kardeşlerim ve kendimizi murakabe etmeliyiz. Gözetim altında, kontrol altında tutmalıyız. Acaba biz ne yapıyoruz? Nasıl bir durum içerisindeyiz? Efendim, nefsimizi kötülüklerden arındırıyor muyuz? Bunun için bir çaba sarf ediyor muyuz? Efendim, imansızlıktan tam olarak kendimizi kurtarıp kuvvetli bir imana sahip miyiz? Şirkten, nifaktan kendimizi kurtarabiliyor muyuz? Büyük günahlardan uzak tutabiliyor muyuz? Bu konuda mücadelemiz devam ediyor mu? Bütün bunların hepsini sormamız ve kendimizi murakabe etmemiz şart sevgili kardeşlerim. İmtihanı kazanmak istiyorsak Allah bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekelim diyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzil aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an ve ceal'il Kur'ane şifaen lana min kulli da'in ve munisen lana fi hayatina ve ba'de mematina
وَجَعَلْهُ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَر۪ينَ وَفِي الْقَبْرِ مُونِسَ وَفِي الْقِيَامَةِ شَف۪يعَ وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَإِلَى الْجَنَّةِ رَف۪يقًا وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَل۪يلًا وَإِمَامًا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ اَزَّلْتَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَاَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ آمين والحمد لله رب العالمين.